Şimdi öncelikli olarak X-Ray'imizin donanımını anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz 2 adet sigortamız, 1 adet kontaktörümüz, 3 adet adaptörümüz, motor kontrol kartımız, şurada kapalı kutuda gözükmekte olan ana kontrol kartımız mevcuttur. 1 adet bilgisayar kasamız, ışın jeneratörümüz, motor hız kontrol ünitemiz ve motora bağlı olan hız kontrol ünitesine enerji veren ve motor enerji veren adaptörümüz orada mevcuttur. Aslında X-Ray bir bilgisayara bağlı olan, buradan ışın jeneratörünü ışın yayaraktan motor kontrol kartı ve ana kontrol kartı üzerine görüntü düşer. Ya bilgisayarda bulunan yazılım bunu bizim görebileceğimiz şekilde resimleyip ekranımızda, monitörümüzde bunu görüntüler. Aslında bir dediğim gibi Windows işletim sistemine bağlı olan, bir bilgisayara bağlı olan donanımdır. Burada bir adet sensörümüz mevcut. Sensörümüz ne işe yarar? X-ray bandı dönerken içerisine herhangi bir ürün, malzeme koyduğumuzda ya da çanta koyduğumuz zaman sensörün önünden geçerekten X-ray ışının açması gerektiği konusunda ana kartı, ana kontrol kartına bilgi gönderir. Ana kontrol kartı X ışınını açaraktan taramaya başlar ve ekrana görüntü verir. Şimdi donanım olarak monitörümüzün nasıl bağlanacağını gösteriyorum. Yine içerisinden bir adet monitör kablomuz zaten bilgisayardan hazır olarak geliyor. Bunu takıyoruz. Bir adet power kablomuz yine monitörün power kablosu. Bir adet klavye ve mouse'umuz. Onları da yine bilgisayardan PS2 bağlantılarını yapıyoruz buradan. Zaten renkler bellidir. Donanım bağlantımız bu kadar. Şimdi cihazımızın bağlantılarını yaptıktan sonra enerji kablosunun bağlanması, enerjinin verilmesi ve sistemin çalıştırılması, bu kısmı anlatıyoruz. Öncelikli olarak 220 power kablomuzu alıyoruz. Emniyet kilidimizi kilitliyoruz. Burada bir adet açma kapama anahtarımız var. On durumuna getiriyoruz ve start tuşuna basıyoruz. Şimdi bilgisayarımız açılıyor. Burada isterseniz bekleyebilirsiniz ya da Enter'a basaraktan sistemi başlatabilirsiniz.